Türkmen'a bak Türkmen'a, hepsi benzer aslan'a, haberi olsun. Yazı yeminlerinin ağzına, fotoğrafların ağzına diyarı hoş geldiniz, safa getirdiniz. Biz şimdi söz özüne bırakıyoruz, biz o diyarı hoş geldiniz, safa getirdiniz. Hoş geldiniz, safalar geldiniz. Yazı yeminin kalbimizde hem Telahtari'nin, hem Musul'un, hem Reşidiye'nin, hem Karakoy'un, ama Yazı yeminin de biraz bir has makanesi oldu kalbimizde. Çünkü buradaki oturan çok kardeşlerim, Daiş fatrasında şeref oldu bizim için, şeref oldu Kerkük için, İyadiye adına yalnız var. O da bu memlekette, Irak'ın içinde Türkman vardı bizim. Bu dil sebebine, bu dilin sebebine yüzlerce yıl biz burada muharebe olunduk. Bu dil sebebine muhtelif fitneler, nifaklar, çıkaklar koydular içimize. O medhebi fitnelerini de bizim üzerimizde, bizim içimizde kendiler hedefleri bu dini muharebe etmeliydi. Biz mece uzadı görevi ve bu kadiyemize sahip çıkardı. Ve bu mantıkanın özellikle de siz yaşadığımız mantıkanın evvel belki diyardık biz Kerkük üzerine oyun var. Şimdi bugün diyoruz Kerkük üzerine oyun ne kadar ise Tillahtari'nin, Riyadiye'nin, Reçidiye'nin, Musul'daki olan Türkman bölgeleri üzerine oyun. İnanın o Kerkük kaderice oyun var. Ama Allah'ın inşallah iradesiyle, yardımıyla bizim ortada olan birlik beraberliğimizle inşallah bu oyunları bozacağız. Ve bu oyunları bozmak için yanımızda çok arkadaşlarımız var, dostlarımız var Iraklılardan. İstemirler bu memleket parçalansın. İstemirler bir de tekrar nüzuh başlasın. İstirler her çeşit kardeşçe yaşıklarının karşısında durarsa biz de onlardan kardeşiz. Biz de onlardan birlik beraberliğimizi savunacağız. Ve kanımızla da icap ederse bu topraklara sıhhat çıkacağız. Ben bilirim meşakilimiz çoktu, sorunlarımız çoktu. Bir gün bir gece içinde mukayyem kapatıldı. Buraya geldiğimiz hazır geldi. Bu mantıka ve özümüz de hazır değildiğimiz buraya gelmeye. Ama sonuçta o bir devlet kararıydı, Irak hükümetin kararıydı. Usta Şuayb Bili çok muhavale ettik tecil edeki şekeri ama maalesef tecil olmadı. Ama o da ki biz sizden vazgeçmişiz. Ece biz olak, ece cephe olak, ece Türkman olak, bizim boynumuzun borcu da size sahip çıkar. Belki bütün hapsi müşkileleri halletmemiş olabilir. Ama dinlemekte fayda var. Siz istirik dinleyin, müşkileleri sıralayın. Ondan sonra elimizden geldiği kadar ondan emin olun. Hiçbir zaman cephe sizi yalnız bırakmaz. Hiçbir zaman cephe elinden geldiği imkanlar illa sizin için tasvir eder. Hiç olmazsa insani konuda, ta'lim konusunda, sağlık konusunda inşallah yardımcıyız size. Allah hepinizden razı olsun.
Balafarın yarasına gel gökten ağlar. Kerkiğimin dertlerine her bil baş bağlar. Balafarın yarasına gel gökten ağlar. Kerkiğimin dertlerine her bil baş bağlar. Barışar yan millet neden can dağlar? Gerçinin Dumayrak'a Serkan adın ser. Barışar yan millet neden can dağlar? Gerçinin Dumayrak'a Serkan adın ser. Serkan adın gerçinin Türkmen eline. Hayran olum, kurban olum, şehitlerimiz. Sağ olasın hayatım. Var olsun. 16 boyunca. İnşallah. Allah razı olsun. Efendim. Allah razı olsun. Hadi afiyet versin size. Göz güzelsin. Hadi kaka sen inşallah. Sen hafta selamatla. Allah sana şifa versin. Sağ olasın. Allah muvaffak eylesin, Allah sıhhat versin inşallah. Selamet olsun. Merhaba. Allah sıhhat afiyet versin sana ya. Allah sıhhat afiyet versin sana ya Rabbi. Seni çok severler. Herkesin. Vallahi çok severler seni. Hayatım sağ. Allah sıhhat afiyet versin sana. Yetişi selamı inşallah. Yetişi. Yetişi ruhun. Hayatım. Al çabuk. Al çabuk. Barış için diyar diyar. Tabii ki bu gün çok mutlu bir gündür mənə görə. İyadiyyə də bulunmağım, Avgəni də bulunmağım. Çünkü hakikaten artık özümüzü biz Kərküşlülər olarak İyadiyyənin bir fərdi saymağa başladık. Çünkü buradaki Avgəni kardeşlerimizi 4 il 5 il boyunca ağırladık. Kərküşdə müxayyəmləri vardı ya, Həyav müxayyəmində. Türkmenler bir araya geldiler. İyadiyyədəki kardeş bacılarımız gördüler, Kərküşlülər ne kadar sevirlər özlərin. Kərküşlülər de bildiler İyadiyyədəki ne güzel, güzidə insanlar, türkmanlarımız var burada. Biz bugün gelmişik o vefa borcu, onlar yanımızdaydı, bugün onları geldik, ziyaret ettik. Evlerine döndüler, tabii ki sıkıntılar var, eksiklikler var. Ama beni mutlu eden, sevinçli eden, bugün burada, Irak Türkmen cephesinin burada aktif neşat olması, bir de milletin etrafında bulunması. Bu da bir sevinç verici bir tablodur. Temenni ederim her zaman iç içe olduk. İster cephe, ister partiler, ister millet. Çünkü beklenti çoktu. Türkmen milletinden o beklenti çoktu. Irak Türkmen cephesinden. İnşallah elimizden geldiği kadar kusur etmeyiz. Biz her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yani evvela temenni ederim dışarıda kalanlar tekrar dönsünler İyadiyye'ye. İster Kərküşdə kalıpsa, ister Erbil'də kalıpsa, Musul'də kalıpsa, İyadiyyəyə dönsün, bu toprağa sahab çıxsın. Topraqlarımızın üzerine büyük oyunlar var. Biz sahab çıxmasaq, düşman alı bu topraqlarımızı. Biz düşmana fırsat verməmək lazımdır. Bu torpaqlar çok bahalı topraqdır. İlik beraberliği, İraqın birlik beraberliği ya Kərküşdə bozuluyor, ya burada bozuluyor. Bunlara fırsat vermiyor. Aynı zamanda da öcümüzde seçim var. Türkmanlara sahab çıxsınlar. Güzelim İyadiyyədəyiz. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Hasan Turan Bey, özünün olan, kendisinin olan heyet bugün bize ziyaret ettiler. İyadiyyədəyiz şu an. Allah razı olsun Sayın Başkanımızdan. Kərküşdən bu sıcaklarda, uzun yolda oradan geldiler buraya. Milletle topladı, yaptılar. Milletle görüştüler. Sıkıntılarını dinlediler. Onlara bazı şeylerin çözmeye söz verdiler. Özdük Irak Türkmen Cephesi olarak bizim kıyadamıza söz veriyoruz. Biz bu yolda devam ederiz. Bu Türkmençilik davasında devam ederiz. Hatta ölene kadar. Sağ olsunlar.
kendileri bizi kırmadılar, bugün ziyaret ettiler. Ayaklarına sağlık, var olsunlar, sağ olsun. Cebesi Başkanı Sayın Hasan Toran Bey'e diğer hoş geldiği safalar getirdi. Değerli ve aziz misafirimiz ve ev sahibimiz Sayın Hişam Bayraktar, Irak Türkmen Cebesi Genel Başkan Yardımcısı diğer gözüne hoş geldiği safalar getirdi. Sayın Muhammed Sam'an, Irak Türkmen Cebesi resmi sözcüsü, hoş geldi, safalar getirdi ve bütün heyet billerince olanlar, Kerkük'ten gelenlere, diğer taraflarımıza hoş geldi, safalar getirdiniz. Değerli huzur, ağalar, paşalar, daire müdürleri, gençlerimiz, kadınlarımız, bugün gerçekten sevinçli bir günümüzdi. Taraflarımıza iki bizim aziz bir insanımız, aziz bir liderimiz, aziz bir üstadımız burada bizim aramızdadır. Hepinizin adına ve herkesin adına diyerem, hoş geldiler, safalar getirdiler. Aziz huzur, bugün de bizim aramızda milletvekilimiz var, Sayın Lilyel Hanım. Bugün de bizim aramızda eski milletvekilimiz var, Sayın Sacide Efendi. Bugün de bizim aramızda Irak Türkmen Cebesi Tılafar Kolu Başkanı, Irak Türkmen Cebesi Yürütme Kurulu Koordinatörü, Irak Türkmen Cebesi bütün yetkilileri, Tılafar'da olan çalışan insanlarımıza diyelim, sağ olasız, böyle bir töreni yaptıyız, sağ olasız, bütün buraya hazır olanlara diyelim, ayağınıza sağ olsun, hoş gelipsiz, safalar getiripsiz. Gelen günlerde herkes biliyi, bu Irak içinde çok istihkakat var. Arkadaşlarla konuştuk Tılafar içinde ve herkese dedik, bu Tılafar'dan gerek de
seçimlerde payımız olan insanlarımız kazansın. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Sayın Hasan Toran'ı kürsüye sizinle konuşması var. Buyursun. Bu güzel insanlardan Türkmen şehri Tellahfer'de bir araya gelmek bizi hakikaten ve bizim yanımda olan heyeti sevindirdi ve mutlu etti. Kaaya girenden Fethullah Altunses'in marşı burada okunurdu. Kaaya girmeden evvel oğluyla mesajlaşırdım. Fethullah kardeşimiz hastaydı. İmarette hastahanada yatıp duaya ihtiyacı var. Allah acil şifalar versin özüne. Onun da bu davaya büyük katkısı vardı, emeci vardı. Her zaman marşlarıyla bizi ruhlandırılmıştı. Ona da Rabbimden acil şifalar dilerim özüne. Bugün biz buradayız. Çünkü Tellahfer bizim için çok önemli bir yerdi. Çok önemli bir Türkmen bölgesidir, çok önemli bir Türkmen şehridir. Tarih boyunca icidliğiden, mertliğiden, dürüstlüğiden, güzel insanıdan bilinen bir şehrimizdir. Ve her zaman babalarımızdan, amblarımızdan, dayılarımızdan her zaman yanına gelip, özü boyarı ziyaret edip buradaki dost ve akrabaları vardı Tellahfer'den. Çünkü biz Irak içinde Türkmen nerede olursa olsun bir ailedir. İster birbirimize sehat çıkalım, ister birbirimize niyamet olalım. Çünkü düşmanın isteği bizim parçalanmamızdır. Eğer biz parçalanırsak düşmanımız sevinir. O düşmanımıza o parçalanmağı fırsat vermeyelim, sevindirmeyelim. Ve bütün her insan hayatında, her insan hayatında tecrübeden geçecek. İyi tecrübe, kötü tecrübe, ama işte bu hayattı. İnsanın başına her şey gelebilir. Biz de 2003'ten sonra özellikle de Irak'ta büyük fitneler ve mihneler yaşadık. Ve diyebilirim en fazla mazlum millet bugüne kadar Türkmen milletiydi. Ve bunu da biraz sonra ispat ederim. Ama ne yazık ki bizim bu kadar mazlumiyetimiz, bu kadar mağdurluğumuzu hiçbir zaman dünyada kimse seslendirmedi. Biz bütün mazlumun yanındayız. Ama vardı bizden az daha az zulüm gören, ama bütün dünya yanında durdu, yardım etti. Ama bizim Türkmen'e olan zulümde me'al esef sadece Türkmen durdu. Bu bir gerçekti. Biz bundan ders çıkartmalıyız. Evvela bilahın bu mağduriyet üzerimizde olan birliğimiz, beraberliğimiz ya nece üzerimizden kaldırabildik özünü. İkincisi, biz Irak'ın içinde hiçbir zaman kabul etmeyiz, hakkımız alınsın, yedinsin. Biz birinci derecede vatandaşız ve bütün parlamentonun kararına dayanarak üçüncü ana unsur. Al-Kavmiye Reisiye Thalife fil Irak, Arap'tan, Kürt'ten sonra Türkmenlerdir. Bu itiadacı, bu sulta teşri'iye meclis nüvabın kararıdan tespit olunan bir gerçekti. Bizim üzerimize Münazzamat-ı İrhabiye Daiş çok çalıştı. Bizi parçalasın, bölsün. Bizim içimize Türkmenlerin içinde özellikle bu bölgede istediler kardeşi kardeşe düşman yetsinler. Kardeşi kardeşten ayrılsınlar. Ve maalesef biz Tellahfer olsun, Afgani olsun, Musul olsun,
Duz kuruması olsun. Çok bölgelerimiz bundan etkilendi ve zarar gördü. Bugün birlik beraberlik günüdür. Bugün barış günüdür. Bugün hakiki kardeşlik günüdür. İnanın, ben biraz önce İyadiye'de de konuştum. Bu topraklarımız ister Kerkük olsun, ister Duz Kurmatı olsun, ister Erbil olsun, ister Musul'daki yaşayan Tüçman, Tilahfer, İyadiye, Reşidiye, Karakoyun, Selamiye, bütün bu yerlerde Tüçman'ın yeri bahalı yerdir. Kıymetli yerdir. Çünkü biz de biliriz, burada bir hatır bir meşru var, bir hatır bir proje var, o da Irak'ı parçalamaktır. Irak'ın parçalanması, eğer Türkman zayıf olursa Irak parçalanır, eğer Türkman güçlü olursa, kuvvetli olursa, Irak'ın birliği, beraberliği devam eder ve sağlanır. Ve inanın, bunu ne mücamele diyorum, ne mübalağa diyorum, eğer bir mükevun var ise Irak'ta, Haristi Türkman, Irak'ın birlik beraberliğine, Haristi Irak'ın gücü kuvvetli olmasına, o da Türkmanlardır. Ve Daesh savaşında en fazla şehit veren siz oldunuz. Tilahfer oldu. Bunu kimse inkar edebilir mi Irak'ta? En fazla zulme biz maruz kaldık. Onun için bizim bugün vacibimizdir. Dedelerimizden kalan, bize miras kalan bu yerlere, bu topraklara sahip çıkalım arkadaşlar, aziz kardeşler, aziz bacılar. Bəli, burada yaşamanın şartları ağırdır. Burada iş yoktur. Burada imar yeterince imar olmadı. Daesh'ten sonra. Çok üzüldüm. Girdiğimde Tilahfer'e veya İyadiye'ye indiye kadar o yıkılan binalar, yıkılan evler, İndiye kadar tekrar imar olmuyor. Buradan hepsinden haberimiz var. Burada işsizlik de var. Onu da biliriz. Ama mecburen halımız ne olursa olsun, zulfumuz ne olursa olsun, teşvik edelim. Yazda kalan Tilahferlini, yazda kalan İyadiye Abdenini veya Musul'dan göç eden Türkmanı nereye göç etmişse etsin, onları teşvik ederim, tekrar Tilahfer'e döndürem. Bilirim, Kerkük'te, Musul'da, Erbil'de, Duhok'ta ve Bağdat'ta, Kerbele'de, Necef'te, Türkiye'de çok sayıda insanlarımız indiye kadar dönmüyor. Ama onlara seslendirem. Lütfen, memleketimize sahip çıkın. Bu memleketi müstakbelde garipler için koymayın. Biz dönmesek, siz dönmeseniz bu memlekette, gelecekte gariplerin elinde kalır. Bu fırsatı vermeyelim özlerine, öz yerimize sahip çıkalım. Sen düşün, bugün sen orada, sen Tilahfer'den bahu var. Ama belki senin oğlun veya oğlunun oğlu bir hatırında kalır, diyelim benim aslım Tilahfer'liydi. Ama bir belki Kerbele'de kalır, Kerkük'te kalır, Ankara'da, İstanbul'da kalır. O zaman bu topraklara kim sahip çıkar? Ehlimize kim sahip çıkar? Irak'a kim sahip çıkar? Temennim, biz birbirimizden her zaman bu birlik beraberliğimiz devam ettirelim. Bilagin, bugüne kadar benim malumatım da var, ne kadar irhab, muhtelif tesmiyetleriyden tekrar Tilahfer'e girmek istiyor. Arkadaşlar, fırsat vermeyelim. Çok münazzamat irhabiye var, bir destir Tilahfer'e girsin, ayak bassın, onlara fırsat vermeyelim. Neyden fırsat vermeyelim? Birlik, beraberlik, yerlerimize sahip çıkmak, nazihlerimizi döndürmek, tekrar Tilahfer'i imar etmek. Biz de Irak Türkman cephesi, Allah'ın havlu kuvvetiyle öcümüzde söz veririm. Elimizde ne imkanlar var ise Tilahfer'e seferberlik etmeye hazırız. Hizmet etmeye hazırız. Ve bunu inşallah gelecekte ameli tatbikatını görürsünüz. Ama aynı zamanda da bilirsiniz, kardeşim Nureddin Efendi de konuştu. Bir ayrı istihkak da var öcümüzde.
O da mühim bir istihkaktı. O da intikabattı. Bugün bütün Irak her muhafaza bir daireydi. Bugün daireler muhafaza içinde taksim oldu. Küçük küçük dairelere bölündü muhafazat. Ve bizim Türkmen'in kaderi yaşadıkları yerde muhtelif bölgelerde yaşıyorlar. Bu da bir zenginlikti. Yanlış anlamayın. Biz bugün Tel-Afar'dan Mendeli'ye kadar bir Türkmen yeri bölgesi var. Onun için bu mantakalarımızda bizimle ortak ayrı kardeşlerimiz de var. Bu bizim bölgede Arap da yaşıyor, Kürt de yaşıyor, Yezidi de yaşıyor, Kerçüş'te böyle, Duz'da böyle, Erbil'de böyle. Bizim milletimiz, Tel-Afar'lar hepsi Türkmen'in müeyyidi olanlar hepsi hoş geldiniz. İnşallah yani işler Türkmen cebhesi çok hizmet kaddirdi Tel-Afar'da. Biz de Tel-Afar'ın cebhesi. Burada bize hizmet kaddirdi. Biz nezih olanla hizmet kaddirdi. Türkiye'de harda gittik, Kerkük'te gittik, orada gittik. Bu maleme hizmet kaddirdi. İnşallah gelen günler seçimdi. İnşallah ihtiyarıyız şey olur. Kim hizmet elipti, cebhe hizmet elipti. Var cihetlik çok hizmet elipti Tel-Afar'a. İnşallah her şeye muvaffak olsun. Memnunum sizden, Allah razı olsun. Oh,
Bugün Irak Türkmen Genel Başkanı Sayın Hasan Toran ve kendisiyle gelen heyet telefara geldiler. Ondan sonra ayağı ziyaret ediyorduk. Sağ olsun Irak Türkmen cebesi her zaman bizim köşmenlerimizin yanındaydı. Zahodan divaniye kadar hiçbir zaman Irak Türkmen cebesi bizim milletimizi bırakmadı. Ondan sonra da teşekkür ederim bizim Irak polisinden. Irak askerinden, Haçlı Şabi'den telefarı kurtardılar, telefara döndürdüler. Bugün şereflandık. Sayın Irak Türkmen Cebesi Genel Başkanı'nın ziyaretine Tilahtar ve İyaziye bölgesini ziyaret etti. İyaziye'de milletle görüşmek oldu ve çok milletin sıkıntılarını dinlemek oldu. Ve aynı zamanda telefarda da bir büyük festival gibi bir karşılamak oldu. Tabii özledi yeni görevini almağına bu da bir büyük destek Tilahtar milletinden özüne ve aynı zamanda Tilahtar'a da bir büyük destek de özünün ziyaratı. Bir ziyaratı biz görürük tarihi bir ziyarattı. İnşallah gelen günlerde tekrar olur böyle ziyaratlar. Bazı şeyler söz verdi bizim Irak Türkmen cebesinin. İnşallah gelen günlerde bazı projeler yapılır. Tilahtar'da ve aynı zamanda Tilahtar'larla ve İyaziye milletiyle devamlı el ele olacağız. Nice 17 yılda 18 yılda Irak Türkmen cemaati hizmet eli bu millete devam etmek olur inşallah. Ve aynı zamanda da biz diğer sağ olsun Irak Türkmen cemaati genel başkanı ve özüyle olan beraber olan heyet iki boy yoruldular. Bu kaç saatti yani Kerkük'ten buraya geldiler. Bizimle görüştüler ve bütün milletle görüştüler. İnşallah gelen günlerde çok hayırlı işler olur. Tilahtar'da Irak Türkmen cemaatinin yoluyla. Tilahtar'ın yarasına Kerkük'ten ağlar, Kerkük'ün dertlerine her bir baş bağlar. Tilahtar'ın yarasına Kerkük'ten ağlar, Kerkük'ün dertlerine her bir baş bağlar. Barış arayan millet neden can kanadın sen, barış arayan millet neden can dağlar, gerçinin tüm ayrakar sarkana.